akletmek nedir? İnsanlar düşünmüyor ve akletmiyor mu? Zan ile ilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Akletmenin önemini Doktor Ramazan Gürsel Uçar İyi Ki Varsın da anlatacak az sonra. Doktor Ramazan Gürsel Uçar. Evet. Bestenizle geldiniz, bestenizi dinledik. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Ediyorum. Dün Mehmet Akif Ersoy üstadımızın vefat yıl dönümü idi. Onun anısına aslında bu parçayı tekrardan hediye ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 2011 yılında bestelemiştim. 2011 yılı Mehmet Akif Ersoy, milli şairimiz, üstadımızın yılıydı. Onun anısına bestelediğim bir eserdir. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar gurur verici, çok da güzel bir beste, naçizane fikrim. Sağ olun. Hocam, düşünmeye ve akletmeye davet diye bir kitap çıkarttınız ve bu kitap çok konuşuldu, çok evet. okundu. Evet. Bu kitabı neden çıkardınız? İnsanlar akletmek nedir diyeceğim ve insanlar evet. akletmiyor mu ya da insanlar düşünmüyor mu sizce? Şimdi düşünüyorum öyleyse varım diye meşhur bir söz var. Bu Descartes'e ait bir söz. Düşünüyorsun da kardeşim, aklediyor musun? Problem bu. Çünkü insan düşünüyorum dediği zaman, düşünme şeyinde akletmek var, zannetmek var, vehmetmek var, efendim şüphe var, safsata var, hurafe var. Yani bir aslında beyinde bir cümbüş var. Biz bunun içerisinden akletmeyi çıkarıp almamız gerekiyor. Çünkü akletme bunların hepsinden farklı bir konsepte ve konuma sahip. Yani aslında şartlı bir düşünmekten bahsediyoruz. Yani düşünüyorum, yetmez. Sen düşünüyorsun ama zannediyorsun ve o zannını bir doğruymuş gibi konuşuyorsun. Buradaki bütün mesele akletmeyi anlamak ve anlatmak diyorum. Buyurun. Evet,
Ben de diyorum ki aklet, nasıl akledeceğiz? Akletmek nedir? Çok yeni duyulan, hani sizin şimdi kitabınızdan sonra duyulan. Kadim bir konu. Evet. Bu akıl meselesi. Çok kısaca nasıl? Çok mühim bir mesele bu akıl meselesi ama kısa sürede anlatmaya çalışacağız. Lütfen. Şöyle, mesela bir fırında bir mısır unundan yapılan ekmeğe mısır ekmeği deniyor. Bilmem kepek unundan yapılan ekmeğe kepek unu deniyor. İşte buğday unundan yapılan ekmeğe de buğday ekmeği deniliyor. İşte ahşap bina var, betonarme bina var, bilmem kerpiç bina var mesela. Evet. Dolayısıyla zihinsel süreç aslında kullandığı malzemeye göre isim alıyor. Yani kullandığı malzeme, zihinsel süreç iki tane temel parametreden oluşuyor. Birisi akıl denen cevher, alet. İkincisi de onun kullandığı malzeme. Kullandığı malzeme mesela buradan yola çıkarak söyleyeyim. Zan ise bu zannetme olarak kendisini ifade ediyor. Öyledir. Öyledir. Eğer kullandığı malzeme ilimse, çok önemli bu, evet. Ve eğer yapıcıysa, yani iyilikse, bu da akletme olarak tasnif ediliyor. Bunun dışında işte safsata, hurafe, efendim şüphe, kuruntu, bunlar zihnin süreçleri, vehim. Mesela çok önemli bir konu. Evet. Bizim bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor ki, bunlar bizim hayatımızda önemli bir şeye sahip olsun. Kur'an'da 49 yerde geçer akletmek, evet, ve 49'u da polardır. 49'u da pozitiftir, evet. Ve akletmenin önünde sıfat yoktur. Bir insan aklediyorsa eğer o insan doğruyu yapıyor demektir. Gerçekçi, gerçekle meşgul demektir ve iyi yapıyor demektir. Peki bu akletmek, bizim her düşüncemiz akletmek mi? Problem burada. Hayır. Bizim aslında düşüncelerimizin çoğu zannetmek. Dolayısıyla bizim neden zannetmekle akletmek bu kadar önemli? Şimdi akletmekleri kullandığınız ilim bağlayıcı. Yani su 100 derecede kaynıyorsa... Başka birisi 150 derecede bu suyu kaynatamaz. İki daha her yerde 4'tür. Bilime dayalı değil mi? Bilime dayalı bir şeydir. Yani daha doğrusu yani akletmenin kullandığı temel malzeme, yani hani dedik ya un malzemesini kullanırsanız. Matematiksel doğrular. Matematiksel doğrular. Tabii bu ilim dediğimiz şey de aslında bizim dünyamızda iki tane şeyden oluşuyor. Bir kevniyat, yani fizik, kimya, biyoloji, matematik bilginin kaynağı olarak. İki vahiy olarak değerlendiriyoruz. Aslında akletmeyi vahiy öğretti bana. Çünkü bu felsefeciler var, meşhur insanlık tarihinde, ta Sokrat'tan başlayan, Aristo, Platon, Aristo, İbn Sina, Farabi, işte Descartes, Hegel, Immanuel Kant'a kadar gelen bir, evet, süreç var. Burada onların tarif ettiği bir akıl var. Aslında bu akıl gerçekten tanımlanmaya muhtaç bir akıl. Yani bu konuda insanlık çok sıkıntı çekmiş. İslam dünyası da sıkıntı çekmiş. Neden? Çünkü onlar zannımcayı ile aklımcayı, benim kanaatimi söylüyorum tabii. Evet. Bu konuda ilmi araştırmalar yapan, toplumun önünü açan, insanlığa önder olan insanlara saygım var. Evet. Ama şu var, aklımcayla zannımcayı birbirine karıştırmışlar. Peki nasıl ayırt edeceğiz hocam? Nasıl ayırt edeceğiz? Kullandığı malzeme. Yani şu var, biz mısır unuyla, mısır ekmeğiyle, mesela kepekli ekmeği nasıl ayırt ediyorsak, betonarme evle veya işte efendim ahşap evi nasıl birbirinden ayırt ediyorsak, soracağız. Siz bir şey söylüyorsunuz ama bu dediğiniz sizin doğru mu? Gerçek mi? Acaba ilmi mi? Evet. İlim kanıtlanabilir gerçekliktir. Şimdi bakınız, Allah kainatı ilim üzere yaratmış. Yarattığı bu ilim üzere kainatta bu ilmi okuyan bir aleti yaratmış. Bu aletin adına akıl diyoruz biz. Evet. Akıl aslında mücerred bir şey. Yani aslında aklı İmam-ı Azam Ebu Hanife beyinde, İmam Şafii de kalpte olduğunu söyler. Mücerred bir şeyin adresini aramaya gerek yok. Yani soyut bir şey. Melekler şu anda nerededir? Vallahi meleklerin yerini bilmek çok önemli değil ama melekleri bilmek önemlidir. Akletme faaliyetinde akıl üzerinde çok durmuşlar ve aklı bilgi formatında kullanmışlar. Yani akıl aslında yani cevher formatındadır, bir alet formatındadır. Buradaki aklın bilgi formatında kullanılması mesela İbn Sina'da ve Farabi'de şöyle bir sıkıntıya sebep olmuşlardır. Çünkü onlar Aristo'dan etkilenmişlerdir. Konu biraz felsefi bir konu, evet, ama. Çok güzel, ben, evet, keyifle dinliyorum. Fakat şu var, onlar akla bilginin kaynağı demekle aslında kendi ürettikleri zanları ilim olarak insanlara bazen sunmuşlardır. Bunlardan bir tanesi de mevcut sudur teorisidir. Çok kabaca anlatırsak sudur teorisi dediğimiz Platonist diye bir felsefeciden etkilenmişler ve bir dönüm noktasıdır onlar açısından sudur teorisi. Çünkü Gazali özellikle bunlara karşı bir reddiye yazmıştır. Yani haklı olarak yazmıştır ama fakat onun reddiyesinde de bazı sıkıntılar var benim anladığım kadarıyla. Ben kendi şahsi planımda söylüyorum. Bazen benim haddime değil diyorum ama şimdi şu var, diyorlar ki güneş taşmış, hayat meydana gelmiş, Allah taşmış,
kainat meydana gelmiş. Yani şimdi bakınız, kafadan bir şey uyduruyorsunuz siz ve buna da mesela bir bilimsel değer diyorsunuz. Zaten bu konuda yani insanların delile, kanıta dayanmayan, temeli, gerçeklik olmayan bir şeyi ilim diye dayatmaları veya bir ideoloji diye dayatmaları insanlık tarihinde çok ciddi sıkıntılara sebep olmuş. Mesela İslam dünyasında zannilik çok yaygın. Batı dünyasında da çok yaygın. Ama ilmilik orada daha fazla. Peki zannilikle ilmilik arasındaki problem ne? Problem şu. Zannilik hayatın bir gerçekliği. Yani zan olmadan hayatımızda biz şey yürütemeyiz. Çünkü biz her şeyi biliyor değiliz. Bilmediğimiz meseleler de var, konular da var. Ama şu var. Zannı bağlayıcı kılmak problem. Siz bir zan yürütüyorsunuz. Devlet başkanısınız mesela. Bunu diyorsunuz ki bu uygulanacak diyorsun. Hayır. İlim ancak uygulanır. İlim ancak bağlayıcıdır. Meselenin bir yönü bu. Bir diğer yönü de, müsaade ederseniz ben konuşabilir miyim? Tabii. Devam edebilir miyiz? Tabii ki, evet. Buyurun. Şimdi bakınız, ineği korkuttuğunuz zaman sütünü azaltıyor. Gayet mutlu bir şekilde. Tavuğu korkuttuğunuz zaman yumurtasını azaltıyor. İnsanı korkuttuğunuz zaman insan üretemiyor. Yani şu var, ya şimdi Amerika'daki veya Batı'daki bir insan gelişiyor da, İslam dünyasındaki veya geri kalmış ülkelerdeki insanlar niye gelişemiyor? Baskıdan. Akletmenin yolunu tıkıyorlar da onun için. İstedikleri gibi yönetmek için. Şöyle, insanı siz eğer korkutursanız insan üretemiyor. Evet. Ve insan kendi fiziki varlığını sürdürmek için uğraşıyor. Yani ağaçlar arasında kalan fidan büyüyemez. Düşünmeyi bırakıyor. Büyümesi için gökyüzünü, güneşi görmesi gerekiyor. İnsanın bundaki karşılığı özgürlüktür. Yani biz bu toplumun gelişmesini istiyorsak, bu toplumun insanına özgüveni aşılamamız gerekiyor. Kesinlikle. Öğrenilmiş çaresizliği değil. Evet. Çünkü akıl, Allah'ın insana verdiği çok büyük bir nimet. Yani akıl sahibi olmak, insanın şerefli birisi olması manasına gelir. Ve bu akletme meselesini eğer biz toplum olarak itirak edemezsek, insanlar kendi cahili, kendi efendim heva dünyalarında, bakınız birkaç örnek vereyim müsaade ederseniz. Tabii ki. Mesela buyurun. Bir şey, şunun içerisinde bir beyaz sıvı var değil mi? Bu beyaz sıvıyı bana burayla bir arkadaşımız getirdiği zaman, ben bu beyaz sıvının ve söylemediği zaman, bu beyaz sıvının süt olduğunu zannediyorum derim. Veya kefir olduğunu zannediyorum derim. Veya ayran olduğunu zannediyorum derim. Ancak tattığım zaman bu net sonuç. Net olarak ilmilik haline gelir. O zaman derim ki bu süttür. Dolayısıyla ben zannım benim neye dönüşmüş olur? İlme dönüşmüş olur. Yani tabii şu var, bu mesele uzun bir mesele. Uzun yani, bir de her konuda hocam bunu yapma şansımız olmayabilir. Zannettiğimiz evet. Bir şeyin ilmiliğini öğrenemeyecek. Öğrenemeyebiliriz ama şunu bilmemiz lazım bizim. Bu bizim zannımızdır dememiz lazım. Mesela ben bir şey konuşuyorum değil mi? Evet. Sorulacak olan soru şudur. Acaba dediğiniz doğru mu? Acaba dediğiniz ilmi mi? Acaba dediğiniz gerçekçi mi? Mesela. Evet. Yani şimdi tabii şu var, mesela akletme dediğiniz şey sadece başarıyla da bağlantılı değil. Akletme aslında teorik bir faaliyet gibi gözüküyor. Ama hayatımızın her alanında var. İki şeyden oluşuyor aslında akletmek. Vakit kısa olduğu için biraz hızlı konuşuyorum. Bir, eldeki malzemelerle, yani ilim ve iyilikle yürütülen zihinsel süreç akletme olarak kendisini tanımlıyor. İlim ve iyilikle yürütülen zihinsel süreç. Bir de arama faaliyeti var, ilim arama faaliyeti. Mantıksal süreçler var. Yani mantık ilmi önemli bir ilim ama o ilim aslında yeni bir şeyi bulma çabası ve araştırma çabasıdır. Burada ise bir arama faaliyeti var. Bu arama faaliyeti de kendi içerisinde metodolojik şeyleri var, kuralları var. Evet hocam. Şunu söyleyeyim, bundan sonra bitirelim. Evet. Şimdi bakınız, bir akıldan bahsettik, bir de malzemeden bahsettik. Malzemeden bahsettik ama akılda ne var? Akılda kabiliyetler hocam, var. Hocam reklamlardan sonra sözünü tamamlayalım mı? Hay hay. Sırada çok kısa reklamlar var. Devamında buradayız efendim. Doktor Ramazan Gürsel Uçar bizimle beraberdi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Konumuz yarım kaldı. Sizi tekrar bekliyoruz. Hocamızın kitabında mutlaka okuyun diyoruz efendim. Düşünmeye ve akletmeye davet. 2019'un son programından herkese hoşça kalın diyoruz. İyi yıllar diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.